Herkese merhaba, ben AlivingGames.com'dan Evrim. Bugün size Lung Online'ın tanıtımını yapacağım. Lung Online MMORPG türü bir oyun. Oyunun şu anda giriş ekranındayız ve gerçekten muhteşem bir giriş ekranı var. Gayet şurada bir kadın eli çiçek tutuyor çok narin bir şekilde. Altta sarı sarı böyle yelpazeler dalgalanıyor. Gerçekten etkileyici bir giriş sayfası varmış. Biz ID'miz ve şifremizi yazarak oyuna giriş yapacağız. Live Games Enter diyerek oyuna giriş yapıyoruz. Online. Şu anda ben bir karakter yaratmıştım. Gördüğünüz gibi yine muhteşem bir karakter seçme ekranı. Gerçekten etkileyici ve dikkat çekici. Biz alttan böyle bir yapraklardan crit yazıları falan böyle biraz gözükmüyor. Sağ alt köşede crit yazısına tıklayarak yeni bir karakter yaratacağız. Hemen karakterimize bir isim verelim. Aliving Games. Kadın ya da erkek yapabiliriz ki biz kadın yapalım. Saç tipimizi ayarlıyoruz. Saç rengimizi ayarlıyoruz. Yüz tipimizi ayarlıyoruz. Detaylar, dövme, cacurt. Outfit. 3 çeşit kıyafet var. Biz bunu alalım. Böyle daha bir dövüşçü tipi oldu. Bunu alalım biz. Ve bu da denememiz için mesela sword, totem. Bunlar oyundaki silahlar ve buradaki tıkladıklarımız oyundaki farklı klasların, mesela sword klasının en son kılıcını kendi karakterimizin üstünde şöyle bir ön görünüş olarak görebiliyoruz. Armor set. Oyunda iki çeşit set bulunuyor bu arada, bunu da söyleyeyim. Armor set ve cloth set. Bunlar böyle hafif ya da hani büyücüler cloth, meleler armor gibi yapmışlar. Gayet başarılı bir sistem ve moda 1, moda 2. Gördüğünüz gibi kendi meleğimi yarattım. Totem, totem, glove. Oyunda farklı bir class eldivenle dövüşüyor. Yumruk show, zither, yine farklı bir class. İlk başta bu elinde tuttuğu şey sadece bir taş parçası ilk levelde. Yine bow, her oyunun vazgeçilmesi bence. Ve polem, spear. Biz nasıl olsa bunların hiçbiri elimizde olmayacak başladığımızda, o yüzden biz equip diyerek devam ediyoruz. Karakterimizi yarattık. Evet, o da burada köprümüzün altına oturmuş. Şu anda ayağa kalktı. Kalk gidiyoruz. Aliving Games karakterimizin ismi. Altta İngilizce olarak bilgiler veriyor. F9'a bastığınızda NPC'lerin görünümü gidiyor. Ve diğer player'lar da gözükmüyor. F9'a bastığınızda bir tek yaratıkları görüyorsunuz ve kendiniz. Tutorial'a devam etmek istiyor musunuz? Ve biz şöyle bir close diyelim de buna, istersek devam ederiz. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem grafiklere sahip bir oyun. Şuradaki atmosferi her oyunda bulamayız gibime geliyor. Devam edelim. Burada da küçük bir kız çocuğu ve bir erkek. Ne yaptıklarını anlamadım. Eline iki tane olta verselerdi iyiydi. NPC'ler biraz büyük çizilmiş. Bence bunun sebebi, NPC'ler insan boyutunda olsaydı iç içe böyle girdiğimizde, mesela bu şekilde girdiğimizde NPC'ye tıklayamazdık. Çünkü NPC'ye bir tıklama kısa yolu koymamışlar. Bence koyulması lazım. Yön tuşlarıyla hareket ediyoruz. Yön tuşu yerine VAS'de de olabilir. Hemen yeni görevimi alıyorum. Görevler İngilizce. Hemen şöyle oyunun bence ve Ömer Bey'in de fikri bu yönde, en iyi özelliği görev yapmak çok kolay. Mesela göreve gideceğim, gitmem gerektiği NPC'nin ismi Feng Shi ve ben bunu direkt normal manuel gitmek yerine, yani şu anda burada çok yakın, şu anda görüyorum ama uzakta olduğu zaman, hani yerini bulmak, oyun biraz karışık olduğu için yerini bulmak falan zor olduğu için
karakterin görev listesinden üstüne tıkladığımda otomatikman gidiyor. Gördüğünüz gibi şu anda complete done ve yeni görevimizi hemen bitirdiğimiz NPC'den aldığımızda direkt bizi yeni göreve atıyor. Hemen şuradan bir tahtalardan iki tane devireyim. Elimizde silah olmadığında kung fu yaparak vuruyor. Bu da ayırt edici bir özellik. Evet. Yaşlı ve tecrübeli moruk. Evet. Devam ediyoruz. Tai Hao. Karakter isimleri Doğu kültürüne has. Seçmemiz gerekiyor. Armor, cloth armor. Karar veriyoruz. Cloth armor diyelim. Çünkü armoru zaten oyun videosunda gördünüz. Bir video paylaşmıştık. O videoda gördünüz. Bu sefer de cloth armor'u göstereyim. Farklılık olsun. Görevlerimizi yaparak gidiyoruz. Görevler gayet kolay. Kendi kendine gidiyor karakter. Uzun yollarda seyahat ederken arkadaşınızla aynı anda yürüyüp muhabbet ederken gidebilirsiniz. Eldiven seçtim. Ve itemimi giydim. Gördüğünüz gibi şu anda silahım, elimdeki eldiven gayet farklı ve artistik. Kendi meleğim çok tatlı. Devam ediyoruz. Niyeti bozmadan kopmadan yeni görevimizi alalım. Görevi bıraktığımız NPC'den. Devam. Öldürme görevlerinde de yaratığı bulamayacağımızı düşündükleri için, bulmak zor olduğu için kesmemiz gereken yaratığın üstüne tıkladığımızda o yaratığın bulunduğu slota bizi götürüyor. Slot derken bilmeyenler olduğu için söylemek istiyorum. Slot karakterin yaratıkların bulunduğu toplu yerdir. Mesela çiçek karakterinin bulundukları yer burası, bunların slotu oluyor. Ve bizi bu slota getirdi. Şu anda gördüğünüz gibi daha önce gördüm de açıkçası MMORPG oyununda bu kadar etkili bir şekilde görmediğim bir skill. Skill'lemeyim de elle adam öldürme eldiveni gayet, vuruş efektleri iyi. Oyun gayet akıcı, kullanım çok rahat. Şu anda görevi hemen bitirdim. Ve eldivenim yanıyordu az önce, söndü. Gayet artistik. Görevlerimize de devam ediyoruz bu arada. Lotus, oh shit, little black. Şu anda ilk petimizi seçeceğiz. Şu anda bir soru şeyinden geçtim, soru görevinden geçtim. Benim için gayet kolay oldu. Little Black Cat, küçük siyah kedi. Karakterimize demeyeyim de petimize bir isim verelim hemen. İsmimiz ne olsun? Evrim. Aydoğan olsun. Egbert. Evet, şu anda kara bir kedim oldu. Bakalım neredesin? Evet, kedim yanımda ve peşimden geliyor. Bu kediyi skill'lerini verdiğim sürece ileride büyüdüğünde buna mount olarak da binebileceğim. Evet, görevimi unuttum.
Siz olun, görevi verdiniz. NPC'den yeni görevinizi almayı unutmayın. Yoksa benim gibi geri dönmek zorunda kalırsınız. Ekbet diyoruz. Karakter, NPC isimleri gayet garip. Bu da alışılmışın dışında. Oyun kullanımı gerçekten rahat. Çizimler gerçekten muhteşem. Atmosferi çok güzel yaratmışlar. Grafik gördüğünüz gibi muhteşem. Şuraya bir şöyle bakmak istiyorum. Gerçekten uğraşılmış bir grafik. Şuraya şöyle bakarsanız. Yeşilliklerin içinde pembe ve ağaç. Kaç. Pisim peşimden geliyor. Sempatik. Biz gidiyoruz. Alalım. Devam ediyoruz. Yuanqi. NPC çizimleri gerçekten muhteşem. Dede elinde güğümüyle buralarda ayakta zor duruyor. Bize artistlik yapıyor. Young boy. Sadece NPC isimleri bile gülmenize yeter yani. Young boy. NPC ismi. Yavrum benim. Rekay. Bu da oyunun farklı bir özelliklerinden biri. Rekay butonuna tıkladığımda 15 dakikada bir, ilk başlarda 15 dakika, ileride yarım saat oluyor. Çünkü Ömer abiyle biraz oynadık bu oyunu. İlk başlarda 10-15 dakikada bir ödül veriyor. Oyunda online olduğunuz sürece tabii ki. Şu anda ilk ödülümü aldım. Bana belirli bir exp verdi. 4 level yaptı beni. Evet, yaratıklarımızı öldürelim. Hemen görevimizi vereceğiz. Devam edeceğiz. Oyunda stat ve talent sistemi mevcut. Nedir stat sistemi? Stat sistemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane statımız var. Bunlara kendimize göre vererek, kendi oluşturmak istediğimiz build'e göre vererek kendi karakterimizi ayrıntılı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Ben Psyche'ye vereceğim. Bu benim HP'mi arttıracak. Confirm diyerek devam ediyorum. Ve talent sistemi K tuşuna basarak skill sayfamı açıyorum. Gerçekten ayrıntılı. Sword, Sabre, Polyarm, Bow, Battle, Magic, Zither, Helic, Yin, Yang. Yin, Yang falan bunlar nedir? Zither nedir? Bunları bilmiyoruz. Daha önceden gördüğümüz sınıf isimleri var ama çok farklı sınıf isimleri de var. Bunları yavaş yavaş alışacağız. Bunlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine AliveEngage.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir tane talent vereyim. Ben mesela şu anda ne kullanıyorum? Yank. Şu anda ben bow skill'lerine vereyim. Hemen skill tree diyerek skill ağacını açıyorum. Evet, veremiyorum nedense. Şu anda veremiyorum. 5 level oyuncu vereceğim herhalde, bilmiyorum ben de tam olarak. Tamam diyerek ödülümü aldım. Rage of Thunder kitabını okuyarak skill elde edeceğim. Yayınladığımız videoda kullandığımız skill de buydu bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Toplu bir şekilde öldürüyor. Evet. Yeni görevimizi almayı unuttuk. Her zamanki gibi. Bir Evrim Aydoğan klasiği. Ama Evrim Aydoğan'a da yazık. Evrim Aydoğan doğuda Çinlilerle savaşıyor. Tıklayarak devam ediyoruz. Hiç yorulmuyoruz. Karakterimiz kendi gidiyor. Tıpış tıpış.
Devam. Şuradan şu yaratıklarından hemen keselim. Şunları şöyle toplayıp toplu bir şekilde videoda yaptığımız gibi. Şöyle toplu bir şekilde şunları ver. Çıkan sese bakın. Herkes koptu şu anda. Yerler süslü oldu. Ve biz de 5 level olduk. Hemen K tuşuna basarak bir skill vereceğim. Evet, yine veremiyorum. Bunu artık siz verirsiniz. Ben göstermiş oldum. Şu anda yeni stat pointlerim geldi. Bunları da hemen verdi. Verdikten sonra atçılık kitabını okudum. Şu anda kullanılacak bir atım yok. At demeyeyim çünkü modda bir tek at olarak değil, kaplana falan da binebiliyorsunuz. En son kaplumbağa ile görmüştüm herhalde bir tane. Ömer abiyle görev yaparken yandan adam kaplumbağa ile jet gibi geçti. Neredeyse uçan kaplumbağa gibiydi. Biz Alive Games olarak oyunu kısaca tanıtmış olduk. Eğer yeni bir oyun arıyorsanız, geniş bir dünya arıyorsanız, iyi grafikler arıyorsanız, kolay kullanım arıyorsanız, Nunk Online sizin tercihiniz olabilir. Ben Evrim Aydan, herkese iyi oyunlar diliyorum ve tanıtıma burada son veriyorum.